Aklım bizimkilerde. Nasıl geçecek mahkeme acaba? Vallahi dayım sempatik adamdır. Hakimler kıyamaz ona. Ama kıl kuyruğu bilmem. O biraz gıcık bir tip. Sen neye bakıyorsun o bilgisayarda? Bizim okul gazetesinin sayfa düzeni. Mutfaktan meyve alacağım. Sen bir şey ister misin? Yok sağ ol. Haberiniz de yalan. Futbolunuz da. Nasıl, beğendin mi gazeteyi? Oğlum aklıma müthiş bir fikir geldi be. Bizim semte bir tane gazete çıkarsam, mahallenin sesi diye. Acayip satar. Herkes alır oğlum. Kahvedekiler, tanıdıklar, hepsi. Aldılar, ne olacak? Ne mi olacak? Yani ne işe yarayacak? Oğlum eğleneceğiz, para kazanacağız. Artık para kazanma derdin yok ki. Ya oğlum o işin kraması ya. Sen anlat bakalım, sen nasıl eğleniyorsun? İşte arkadaşlarla konsol oynuyoruz. Öğlenle parka falan gidiyoruz, öyle. Yani başkaları senin nasıl eğleneceğine karar veriyor ve sen de gidip bu eğlenceyi satın alıyorsun, öyle mi? Hiç böyle düşünmemiştim. Bak kardeşim, bizim mahallede kendi eğlenceni kendin yaratırsın. Tamam mı? Kendin bulursun eğlenceni. Nasıl biliyor musun? Bak anlatayım. Cebine giren 3 kuruş para sadece senin karnını doyurmaya yeter. Eğlenmeye lüksün kalmaz. Hiç eğlenecek lüksün yoktur. Ben şimdi de kurtuldum. Buradayım. Tuzum kuru. Ama eski arkadaşlarım. Onların eğlenmeye ihtiyacı var. Şimdi söyle bakalım. Benimle misin, değil misin? Sonuna kadar seninleyim. İşte bu. Aradoya çıktın mı? Süper, ikisini de bırakmışlar. İşte bu be, helal dayı. Evet arkadaşlar. Gazetenin adını oylamaya sunuyorum. Ben bizim gazete diyorum. Kabul edenler el kaldırsın. İyi güzel, kabul edilmiştir. Aa, olmadı ama Memo. Böyle oylama mı olur? Hocam onlar tamam dediler, biz de kabul ettik. Neyse, yarım saat sonra burada ders başlayacak. Acele edin. Çido, sen bizim magazin muhabirimizsin, tamam mı? Böyle bütün dedikodular sende. Özellikle şu Karadolu Limanı yakın takibi alıyorsun. Şöyle mahallenin şıkları, rüküşleri, anladın? O iş kolay, bizim mahalledeki herkes rüküş. Ağır ol, benim annem değil. Benimki de değil. Benimki de. Benimki de. Benimki de. Ya tamam, bizim annelerimiz değil. Ama başkalarının anneleri büküş. Sen bunları yazarsın, tamam mı? Müste. Buyur patron. Sen bizim polis muhabirimizsin, tamam mı? Mahalledeki asayiş sorunlarına sen bakıyorsun. Bekçi Hamdi ile yakın temastasın, tamam mı? Bedir. Dinlemede. Sen de bizim gurme yazarımızsın. Bütün lokantaları, restoranları, sokak sıcaklarını falan hepsine sen bakıyorsun. Zevkli. Efendim. Buyur Altan. Şu benim sosyal hizmet cezası efendim. Tebligat geldi, gitmem gerekiyor. Tamam git. Hangi kuruma yollamışlar? Bir okul efendim. Epey uzakta. Acayip bir adres. Moralim bozuldu sabah sabah. Tamam. Kolay gelsin. Müsaadenizle. Yunus amcacığım ama bak hiçbirini yemiyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Ama olur mu? Bu diyet uygulaman lazım. Selam gençler. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir tatlı huzur almaya gelmiştim. Hay hay. O zaman ben sizi Kalamış Huzur Evi'ne yönlendireyim. Bakar mısınız? Hoca durur mu? Patlatmış cevabı. Yok şaka bir yana da benim bir amme hizmeti olayı vardı da. Aa evet evet hatırladım. Osman Caner'iydi değil mi? Evet aynen. Tamam dün telefonda benimle görüştünüz siz. O yüzden konuyla ben ilgileneceğim. Buyurun isterseniz. Olur buyurun. Buyurun. Geliyorum birazdan. Eğlence var, eğlence.
bir hafta süreyle temizlik yapacak. Sen temizlik kılı olarak kendisine çalışacağı yerleri göstereceksin ya. Zevkli hocam. Ne dediğimi anladın değil mi? Anladım hocam, siz merak etmeyin. Bu okul temizlik neymiş görecek hocam. Hadi bakalım. Elime düştün kıl kuyruk. Allah'ın sopası yok mu? Sabaha karşı gelmiş eve. Ama nasıl? Leş gibi parfüm kokuyor. Hangi pavyonda sabahladıysa artık kör olasıca. Benimki yapsa var ya, vallahi paralar. Seninkinde yapacak hal mi var Allah aşkına? Kız öyle deme. Geçen sene bir eczacı karı vardı. Bizimki iki günde bir eczanede. Nereye Şeref? İlacım bitti Ayşe. Ayol bir kutuda 50 tane ilaç var. Nasıl biter iki günde bir türlü anlamıyorum. Sonra bir de gidip baktım ki ne göreyim. Oha! Eczacı karı prostat prostat dinlememiş vallahi. Ay gelmesene kız. Nasıl olmuş, beğendin mi? Güzel ama sunumu biraz az olmuş. Hadi eyvallah. Parayı vermedin. Ya Hilmi abi dedim ya, gazeteye çıkaracağım seni. Reklamın olacak, reklamın.